Asta B2 serisi servo motor sürücülerde harici güç kaynağı ile harici pozisyonlama işlemi. Yine elimizde örnek olarak SI2 PLC var. Bilindiği üzere NPN çıkışlıdır. Buna göre bağlantı ve konfigürasyonuna da bakacağız. İlk olarak servomu fabrika ayarlarına alarak başlıyorum. Bunun için P2.08 parametremi 10 olarak kaydediyorum. Prosedür bittikten sonra cihazımın enerjisini kapatacağım. Ve tekrardan enerjilendireceğim. AL13, 14, 15 yine acil stop ve limit switch uyarıları. Kullanmayacağım için direkt normalde açık kontağa geçiriyorum ki hata ortadan kalksın. Bunun için P215, P216 ve P217'nin yüzler basamağına bir sayısını ekleyip kaydediyorum. Görüldüğü üzere ekranda herhangi bir hata durumu yok. Bağlantısal olarak SI2 PLC'nin Y0 NPN çıkışını CN1 konnektöründe bulunan NPN pas çıkışına girişine bağladım. Yine aynı şekilde PLC'nin Y1 NPN yön çıkışını CN1 konnektöründe bulunan NPN yön girişine bağladım. PLC'nin Y2 çıkışı dijital input 1'e bağlandı. Servo 10 olarak. PLC'nin UPZP'sine artı ve eksi 24 volt verildi. UP'ye artı, ZP'ye eksi. Ve CN1 konnektöründe bulunan pull high ve com artı pinlerine de com artı girişlerine de güç kaynağımızın artı 24 ucunu verdik. Bundan sonra sürücü tarafında yapacağım ayar kontrol metodum ayarıdır. Bunun için B101 parametremi 0 veya yönünü değiştirmek istiyorsam 100 olarak kaydetmem yeterlidir. İstediğim şekilde kaydettikten sonra ekranda PON yazısını gördük. Bu parametre değişikliği sonrası cihazın enerjisinin kapatıp açılması gerektiği yönünde bilgidir. Örneğin hız kontrol modu veya tork kontrol modunu kullanıyorsunuzdur. Harici pozisyonlamaya geçtiniz. 0 veya 100 olarak kaydettiniz. Kaydettikten sonra cihazın enerjisini muhakkak kesip tekrardan vermelisiniz. Bu ayardan sonra P144 ve P145 elektronik dişli oranlarım. P144'üm 16, P145'im 10. Buna göre B2'nin maksimum tur çözünürlüğü 160.000 pas ve şu anda sürücüm bir turum 100.000 pas olacak şekilde ayarlanmış bulunmakta. Artık programdan servo on ve pozisyona git gönderebilirim. Bunun için ddrevo komutunu kullanıyorum. Örnek olarak şu anda motor servo off konumunda. Servo on verdim. Görüldüğü üzere motor mülü hareket etmiyor. Ve pozisyona git diyorum. Şu anda 300 devirle verdiğim pozisyona gitmekte. Hızını arttırabilirim. Ancak tur çözünürlüğüm 100.000 pulse olduğu için maksimum yalnızca 600 devire çıkabilmekteyim. Maksimum hızda gönderiyorum. Ekrandan da 600 devirle döndüğünü gözlemleyebilirsiniz. Eğer tur çözünürlüğüm önemli değil, benim için önemli hız diyorsanız, bunun için P144 parametremizin içerisine 80 girebiliriz. P145'imi de 1 olarak kaydediyorum. Bunu yapmamdaki amaç maksimum 3000 devir bölü dakika, devir bölü saniye cinsinden bulmam gerekiyor. 3000'i 60'a bölersem 50 devir bölü saniyeyi elde ederim. PLC'min, SI2 PLC'nin çözünürlüğü 100.000 pastır. 100.000 bölü 50'den 2.000 pas değerini elde ediyorum. Yani benim bir turum 2.000 pas olduğunda 3.000 devir bölü dakika elde edebilirim. Ya da tam tersi 3.000 devir bölü dakikaya çıktığımda maksimum ulaşabileceğim çözünürlüğüm 2.000 pastır. Buna göre 160.000 bölü 2.000 dersem ve bu değerleri sadeleştirirsem 80 bölü 1 kalır. Kesirin üst kısmı
P1.44 parametresine, alt kısmı da P1.45 parametresine gireceğim. Daha sonrasında servo on sinyalimi gönderdim. Ekrandan da takip edelim. 3000 devir bölü dakikayla dönmekte şu anda. Hızımı yarıya düşürebilirim. Bunun için DDRV komutunun ikinci bileşeninden 50.000 değerini gönderirsem 1500 Hz ile 1500 devirle dönecektir. Bu şekilde Asla B2 serisi servo motor sürücüyü harici güç kaynağı ile harici pozisyonlama modunda kullanabilirsiniz.